Bu köyün tamamına yakını yaşlılardan oluşuyor. Köydeki genç sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Çocuk sayısı ise sadece 10. Kastamonu'nun Tosa ilçesine bağlı Aşağıkayı köyü yaşlı köyü olarak biliniyor. TÜİK verilerine göre Çankırı, Kastamonu ve Sinop üçgeni Türkiye'nin en yaşlı bölgesi. Yaşlı nüfus oranı Türkiye'nin iki katı, yani %15,6. Aşağıkayı köyü de bölgenin durumuna aynı tutan örneklerden sadece biri. Kırsalda yaşlı olmak zor. Kışın köyde yaşamaksa çok daha zor. Köyde 450 hane var. Kış aylarında 250'si kapalı. Soğuğuyla meşhur Aşağıkayı köyünün yarısından fazlası büyük kentlere göç eden çocuklarının yanında. Sular donuyor, tuvaletler arızalanıyor. Soba yakmaksa yaşlılar için tam bir çile. 70 yaşından aşağı yok, 50 yaşından aşağı. Hele şimdi kış devresinde herkes çoluğun çocuğun yanına gitti. Sanki insan yok gibi. Soba yakamıyoruz, yemeğini yapamıyorum, yaşlısın. Sandalyeye çıkamıyorum yükseklere. Yeni eve dolap yaptırdım. Yüzü kirleniyor. Elime bir bez alıp da süremiyorum yukarı sandalyeye çıkıp da. Bu dizlerimden. Öyle biri gelsin de silivisin diye bekliyorum. Onda köyde kimse yok. Hep yaşlılar var ben gibi. Kime ne deyin? Aşağıkayı köyü dağların arasında kapalı kalmış bir köy. En yakın merkez 9 kilometre uzaklıkta. Yolların dağlık ve dar oluşu merkeze gitmeyi zorlaştırıyor. Merkez demek yaşlılar için sağlık hizmetlerinden faydalanmak demek. Zira köyün sağlık ocağı yok, kapalı. Aşağıkayı köyünün yaş ortalaması 70. Yaşla birlikte oluşan kronik hastalıklar da bu köyde oldukça fazla. Yani Aşağıkayı köyü yaşlı olduğu kadar hasta da. Bir türlü düşmeyen şeker ve tansiyon ve bunun için kullanılan ilaçlar bu köyün değişmeyen tek gerçeği. Köylünün iki haftadır dört gözle beklediği ekip nihayet geldi. Aile hekimleri İbrahim Paklacı ve hemşireleri Asuman Çolakoğlu gezici sağlık hizmeti için Aşağıkayı köyünde. 7 köy 15 mahalleye bakıyoruz. Nüfusumuzun 2/3'ü. Gezici mobil nüfus. Haftada 2 gün sürekli mobildeyiz. Bizim bölgenin nüfusu genellikle yaşlı nüfus. Ya yani kendi imkanlarıyla sağlık hizmetine pek ulaşma şeyi şansı olmayan nüfus. Onlara hizmet getiriyoruz. Sıra uzun. Bakılacak çok hasta var. Ancak işlem ilaç yazmadan öteye gidemiyor. Fiziki ortam muayeneye uygun değil. Gezici sağlık ekibi hastaları köy meydanındaki kahvehanede görüyor. Genelde kronik hastalığı olan hastalarımız, işte şeker, tansiyon, kolesterol, kalp, hastalarımızın çoğu öyle. Genelde RPT şu anda bugün gördüğünüz gibi. Yani ilaçları belli, bittikçe yenileniyor. Kronik rahatsızlıkların arttığı yaşlılık döneminde bu hizmet pek yeterli olmuyor. Aşağıkayı köyü sakinleri kapanan sağlık ocaklarını geri istiyor. Bizim için hemşire çok önemli. Yaşlılar için tansiyondur, şekerdir, işte ilaçtır, iğnedir. Bunlara çok yardımcısı oluyor yani. Bu biz de kapanmasının taraftarıyız. Sağlık ocağımızın açık olması bizim için çok önemli. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 6756 aile sağlığı merkezi var. Ancak hekimler kazançları düştüğü için nüfusu 3500'ün altında kalan yerlerde bulunmayı tercih etmiyor. Bu da %5'lik bir boşluk demek. Yani Türkiye'de Aşağıkayı köyü gibi yüzlerce köy var. Başak Çubukçu, El Cezire Türk, Aşağıkayı köyü, Tosya, Kastamonu.